Efendim devir, teknoloji devri. Hemen herkesin bir sosyal medyası var, hesabı var. Aslında arkadaşlarınızın gönderdiklerine, gönderilerine baktığını zannederken dinleniyor da olabilirsiniz. Sosyal medya devi Facebook'un üçüncü taraf kişilere para karşılığında kullanıcılarının sesli mesajlarını yazıya dönüştürdüğü iddiası var. Peki böyle bir tehlike karşısında ne gibi önlemler almamız gerekir? Bilgisayar ve telefonlarımızda ayar mı değiştirmeliyiz? Yanıtlar dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık'ta. Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Semih Hanım hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Ne demek bu sesli mesajı yazıya dönüştürmek? Ne anlama geliyor? Önce bir bununla başlayalım. Şimdi özellikle şunu söylememiz lazım. Facebook'un skandalları aslında ilk değil. Evet. Özellikle birçok skandala rağmen de kullanıcı sayısı an itibariyle 2 milyar 300 milyona ulaşmış durumda. Geçmişte hatırlayacak olursak bu Cambridge Analytica skandalı özellikle 2014 yılında bu toplamaya başlamış olduğu yaklaşık 50 milyon kişinin, kullanıcının, Facebook kullanıcısının kişisel verilerini Trump'ın başkanlık seçimlerinde kullanmış ve böylece büyük bir veri ihlali gerçekleştirmişti. Zaten çağımız büyük veri çağı. Artık büyük veri hayatımızın her noktasında bizim işte bakış açımızı, davranışlarımızı sürekli kontrol eden bir yapı söz konusu. Ve bu ihlali takiben de Facebook kamuoyundan özür diledi ve Cambridge Analytica'nın verileri uygunsuz bir şekilde topladığını beyan etmişti hatırlayacak olursak. Ve daha sonra Mark Zuckerberg bundan dolayı da özür dilemişti. Özellikle 2016 yılında Amerika'daki başkanlık seçimlerinde bu Rus destekli reklam ajansları tarafından bu dinlenen, işte bu takip edilen verilerin seçmenleri hedefleyen reklamlarla dolup taştığı sonucu ortaya çıkmıştı ve bu reklamların bir kısmı oldukça masum gözüküyordu özellikle ilk başta. Bugün mutlaka izleyicilerimizin de karşısına çıkıyordur. Örnek vermek gerekirse bir tatil kelimesi yazdığınızda ya da WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında bu tarz kelimeler, ne bileyim çocuk bezi olabilir, işte köpek maması olabilir, bu reklamların direkt karşımıza çıktığını görüyordunuz. Hatta Facebook'un WhatsApp'la olan bir iletişimi de söz konusuydu. Bu neydi? İşte WhatsApp verileri, bilgileri Facebook'a veriyor mu, vermiyor mu? Zaten aynı şirket içerisinde biliyorsunuz yer alıyor. Dolayısıyla bu tarz veriler aslında tamamen üçüncü şahısların eline düşmüş durumda. Özellikle haberde de sizin de ifade ettiğiniz Facebook'un Messenger kullanıcılarının mesajlarını para verdiği üçüncü kişileri dinleterek yazıya döktüğü sunucu da ortaya çıkmıştı. Özellikle yıllardır biliyorsunuz uygulamaların dinlendiği, Facebook'un işte bu tarz bilgileri, verileri üçüncü şahıslarla paylaştığı, sattığı sorularına Mark Zuckerberg bunların bir komplo teorisi olduğu, bunun gerçeklikle hiçbir şekilde özdeşleşmediğini beyan etmişti. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Özellikle Facebook'un verileri, özellikle milyonlarca gigabaytlık bilgiler Facebook'un özel olarak inşa etmiş olduğu sunucu yapılarında korunuyor efendim. Yani bu dijital izi biz her yere bırakıyoruz. Peki Ali Bey, özellikle sosyal medyada tehlikesiz var olamıyor muyuz? Nasıl önlem alacağız kendi kısıtlı bilgimizle? Evet, şunu söyleyebiliriz Semih Hanım. Öncelikle şunu yapabiliriz. Bizim kişisel olarak mobil telefonlarımızda ya da bilgisayarlarımızda alacağımız önlemler var. İsterseniz önce mobil uygulamalarda ne yapabiliriz bunu söyleyelim. Evet. Bir kere bu tarz uygulamaları kullanmak zorundaysanız ki bugün hepimiz kullanıyoruz. Yani şunu diyemeyiz. Facebook'u kapatın silin. WhatsApp'ı kullanın, kullanmayın silin diyemeyiz. Ne yapacağız efendim? Uygulama ayarlarına giriyoruz. Burada bu sekmeyi tıklayarak kişi, fotoğraf, ses, görüntü, mikrofon, ilişkilerine var olan izni alıyor. Önce yapmam bu. İkinci olarak biz ayarda kullanılıyor. Ses, görüntü ve mikrofon ayarlarını ne yapacağız efendim? İptal etmemiz gerekiyor. Özellikle ben bugün görüyorum kullanıcılar çok iyi yapıyorlar. Web kameralarına bant koyuyorlar, takıyorlar. Özellikle bu görüntünün karşı tarafa aktarılmaması için. Çünkü o kadar fazla uygulama telefonlarımıza yüklü, o kadar fazla uygulama bilgisayarlarımıza yüklü ki Semih Hanım. Ali Bey, çok da önemli bir noktada sesinizi almakta güçlük çektik. Telefonda özellikle mobil uygulamalarda bu ayarları değiştirebiliriz. Doğru mu? Engel koyabiliriz. Evet efendim. Evet efendim, bunu yapabiliriz, bunu gerçekleştirebiliriz. Ne yapıyoruz efendim? Fotoğraf, mikrofon ve kamera rehber erişim izinlerini mutlaka kaldırmamız gerekiyor. En azından bu uygulamayı kullanmadığımız an konum bilgilerini kapatıp rehber,
ses, görüntü, veri ve benzeri erişimleri kaldırdığımız zaman, iptal ettiğimiz zaman en azından daha güvenilir sonuçlar alacağız ve bilgilerimiz en azından belli bir süreliğine de olsa koruma altına alacağız. Yine aynı şekilde bilgisayarlarımızda da aynı durum söz konusu. Bilgisayarlarımızda da çok fazla uygulama yüklüyoruz efendim. Bu uygulamaların bir kısmı gerçekten verilerimizi güven altında tutabiliyor ama bazıları ise efendim üçüncü şahıslarla bu bilgilerimizi paylaşıyor. Peki Ali Bey, biz bu tür efendim uygulamaları indirdiğimiz ya da bunlara dahil olduğumuz an itibariyle bu riskleri de kabul mü etmiş oluyoruz? Evet, kesinlikle. Yani bunun çünkü bir hukuk arayışı, bir kişisel başvurusu var mıdır, yok mudur? En çok merak edilen noktalardan biri de bu. Efendim, doğru söylüyorsunuz. Hukuksal olarak herkes şunu düşünüyor. Benim Facebook kişisel bilgilerimi izinsiz bir şekilde paylaşıyor, reklam verenlere sunuyor vesaire gibi, biliyorsunuz böyle tartışmalar söz konusu. Hatta bazıları çıkıyor, bunun yanlış olduğu, bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Ama Semiha Hanım, şunu söyleyelim. Acaba kaçımız, İzleyicilerimizden kaçı kullanıcı sözleşmelerini okudu? WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmelerini kaçımız okudu? Facebook'un kullanıcı sözleşmesini kaçımız okudu? Burada zaten kişisel bilgilerimizin, verilerimizin ihtiyaç duyulduğu zaman üçüncü şahıslar ve reklam şirketleriyle paylaşılabileceği bilgisi var. Peki efendim, böyle bir şeyi biz kabul ediyorsak nerede hakkımızı arayabiliriz? Zaten kullanıcı sözleşmesi ortadayken biz nasıl bir misal savcılığa suç duyurusunda bulunup Facebook bizim kişisel verilerimizi, bilgilerimizi üçüncü şahıslara, reklam verenlere satıyor diyebiliriz. Burada bilinçli dijital okur yazar olmak önemli. Yani Facebook Messenger'da güvenli diye düşündüğümüz Facebook Messenger'da kimlerle konuşuyoruz, ne konuşuyoruz, hangi bilgilerimizi gönderiyoruz, hangi fotoğraflarımızı gönderiyoruz, bu fotoğraflar yarın öbür gün acaba başımıza bir dert açabilir mi? Bunları sorgulamamız gerekiyor. En doğrusu bizim otokontrol sağlamamız, iyi birer dijital okuryazar olmamız, dediğim gibi sosyal medyanın kullanım saatlerini, sosyal medyanın nasıl kullanılacağına dair gerekli bilgi birikimi, donanımı almamız gerekiyor. Çünkü unutmayın, bu istihbaratın da merkezi durumuna geldi bugün sosyal medya. Bugün çok rahat bir şekilde sosyal medyadan istihbarat toplayabilmek, hatta seçim kazanabilmek de mümkün. Bu önümüzde çok fazla örnek söz konusu. Dolayısıyla bu noktada veri güvenliğimizi ve ihtiyaç olmadığı müddetçe de bu tarz uygulamaları yüklemeyerek bir nebze olsa kişisel veri güvenliğimizi koruyabiliriz diye düşünüyorum Semiha Hanım. Tabii yapabilene diyelim. Dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Dünyaya bakalım.